Evet arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde de cebirsel ifadede özdeşlikleri göreceğiz. Şimdi x artı 3 ve x eksi 3 var. Hocam bunun tek bir farkı var. Birinin ortasında artı var, birinin ortasında eksi var. Eğer böyle bir şey görürseniz bunun adı iki kare farkıdır. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın bu birinci, bu ikinci olsun. Hocam şunları söyleyemez miydik? Söyleyebilirdik, fark etmez. Yani birincimiz x, ikincimiz 3. O zaman bu birincinin karesi eksi ikincinin karesi olur. Yani x kare eksi 9 olur. Hocam dağıtmayacak mıydık? Evet, dağıtabilirsiniz. Dağıttığınızda zaten aynısını göreceksiniz. Bu olayın, bu işin kolay kısmı. Peki hocam şey mi yapıyoruz? Yani ezber mi yapıyoruz? Hayır, ezber yapmıyoruz. Biz bir önceki dersimizde bunun nasıl böyle olduğunu gösterdik. Yani dağıtarak. İsterseniz bir dağıtalım. X çarpı x, x kare olur. X çarpı 3, eksi 3 x olur. Şimdi de artı 3x'i dağıtayım. Artı 3x, eksi 9 olur. Hocam eksi 3x, artı 3x'i bakın götürdü. Ne kaldı? X kare eksi 9 kaldı. İşte bunu kastediyorum. Her seferinde artık dağıtmamız gerek yok. Bu, yalnız bu kalıp soruda. Yani 1 eksi 1 artı olacak. Fark etmez yeri yani. Çünkü çarpma işleminde değişim özelliği vardır. O zaman bu 5'in karesi eksi x'in karesi olacak. Yani 25 eksi x kare şeklinde olacaktır. Hocam yine bir eksi bir artımız var. O zaman 2 eksin karesi eksi ikincimizde bir olduğu için 1'in karesi. Olaya bu şekilde yaklaşacağız. Yani şu olmaz. Cevabını önce bir yapayım. Ne olacak? 4x kare eksi 1. Şu olmaz. Yani bunun karesi 2x kare de demeyiz. Komple bu. Şu arkadaşımızın tamamını alıyoruz. Peki hocam bunun tersi geçerli mi? Yani ben şu ifadeyi gördüm mü bunu yazabilir miyim? Tabii ki de yazabilirsin. Bak bu x'in karesi, bu da 3'ün karesi ya. Bak bir eksilisi bir artılısı. Bir x eksi 3, x artı 3. Mesela buna da bak, bu 2x'in karesi, bu da 1'in karesi ya. Tersi oluyor ya, bak 2x eksi 1, 2x artı 1. Hocam bunu da yapalım o zaman. O zaman bir eksilisi bir artılısı var. İki kare farkını yapacağız. Evet. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bak iki tane karemiz var. Ve arada fark var. Yani çıkarma. O zaman 81 x kare eksi 16 olacaktır bunun cevabı. Devam edelim. Mantığımız aynı. Bir eksilisi bir artılısı var. O zaman 3x'in karesi eksi y'nin karesi. O zaman 9x kare eksi y kare. Buraya parantez koymamın tek bir sebebi var. 3'ün de karesini alacağınızı unutmamanız için. Tamam mı? Devam edelim. 5x eksi 2y, 5x artı 2'ye bir eksilisi bir artılısı var. O zaman 2 kare farkı. 5x'in karesi. Hocam direkt yazalım, artık öğrendik. 25x kare eksi 4y kare. Bu kadar. 2 eksi 7x, 2 artı 7x, bir eksilisi bir artılısı. O zaman birincinin karesi 4, eksi ikincinin karesi 49x kare. Evet, görüyorsunuz. Kolay bu. Şimdi tersini yapalım. Böyle bir şeyi biz bir şey çarpı bir şey diye yazacağız. Çarpı. Hocam neyi kastediyorsunuz? Bakın bu neyin karesi? Bu x'in karesi. Bu da 1'in karesi. O zaman bakın bir de arada eksi var. 2 kare farkı. O halde ben şunu şöyle yazabilirim. X eksi 1,
x artı 1'in çarpımı halinde yazabilirim. Az önce yaptığım işlemin tersi. Hocam bu x'in karesi, bu da 2'nin karesi. Ha, o zaman ben bunu x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazabilirim. Durdur videoyu. Bunu sen yap, sonra kontrol et. Hocam bu 3'ün karesi, bu da x'in karesi. O zaman 3 eksi x çarpı 3 artı x diye yazabilirim. Devam ediyorum. Mantığımız aynı. Şimdi bu neyin karesi şu arkadaş? Hocam bu 2x'in karesidir. Bu arkadaş da 6'nın karesidir. He, arada da eksi var bak. 2 kare farkı gördün mü? O zaman 2x eksi 6 çarpı 2x artı 6. Devam edelim. Mantığı öğrendiniz. Bu x'in karesi. Bu neyin karesi? 3y'nin. Aferin. O zaman ne olacak? X eksi 3y çarpı x artı 3y. Devam edelim. Hocam 16x kare bu 4x'in karesidir. Bakın parantez koyuyorum çünkü parantez önemli. Bu da 5y'nin karesidir. O halde bu bir arada eksi var ya 2 kare farkı. Bir eksilisi bir artılısı. 4x eksi 5y çarpı 4x artı 5y. Hocam bu da 6x'in karesi. Bu da 7'nin karesi. He, 2 kare farkı gördünüz mü? O zaman 6x eksi 7 çarpı 6x artı 7. 2 kare farkı bu arkadaşlar. Şimdi de tam kare özdeşlikleri göreceğiz. Yani tam kare ifadelerin özdeşlerini bulacağız. Buna özdeş olan ifade nedir? Bunu konuşacağız. Mesela bakalım tahtadakine. X artı 1'in parantez karesi. Bir tane ifadenin karesi yani tam kare. Şu şekilde buluyoruz. Daha önceden biz nasıl yapıyorduk? X bu bir şeyin karesi olduğu için x artı 1 çarpı x artı 1 deyip x'i dağıtıyorduk değil mi? Ama bu sefer böyle yapmayacağız. Peki nasıl yapacağız? Bakın bu birinci. Bu da ikinci olmak üzere. Birincinin karesi. Uzağa da ikincinin karesini yazıyorum. Ortaya da bir şey gelecek. Ne gelecek? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. X çarpı 1 x'tir. 2 ile çarparsam 2x olur. Bu ifadenin özdeşi budur. Yani kare, yani şöyle x artı 1 çarpı x artı 1 yapıp dağıttığınızda ve topladığınızda bu ifade gelecek. Biz de uğraşmama adına bunun bir alternatifi var. Budur diyoruz. Ve yapıyoruz. Ezber değildir. Kesinlikle ezber değildir. Şu ifadeyi dağıtırsanız bu gelecektir yani. Hocam ben bunu ezberlemek istemiyorum. O halde her seferinde bunu dağıtmayla uğraşabilirsin. Problem yok. Aynı şey çıkar. Hocam bu birinci, bu ikinci. Birincinin karesi. Uzağa da ikincinin karesini yazıyorum. Ortaya da birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Hocam eksi var ama he, o zaman eksi gelecek. Eksi 4 x. Birinci, ikinci, birincinin karesi artı ikincinin karesi. Ortaya da birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 6x. Hocam birinci, ikinci, birincinin karesi artı ikincinin karesi. Ortaya da bunların çarpımının iki katı. Birinci, ikinci, birincide ikincinin çarpımı iki katı falan. Yine devam edelim aynı mantık. Birincinin karesi, ikincinin karesi, araya da bunların çarpımının iki katı.
Birincinin karesi 36, ikincinin karesi x kare. Ortaya da 6 çarpı x 6x ama eksi 6x 2 ile çarparsak eksi 12x olur. Olayımız bu. Şimdi hocam bunu yapalım. Bu birinci, şu ikinci, birincinin karesi. Birincimiz bakın 2x. 2x'in karesi nedir? 4x kare. Eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katını yazıyordum ortaya hatırlıyorsanız. Artı ikincinin karesi. Birin karesi yani. Birinci, ikinci. Yani dümdüz yani direkt de yazabiliriz. 9x kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını ortaya yazıyoruz. 4 kere 3 12. 2 ile çarparsam 24x. Artı ikincinin karesi. Birinci ve ikinci. Birincinin karesi 16 x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 5 kere 4 20 2 ile çarparsam 40x artı ikincinin karesi. Birinci, ikinci. Birincinin karesi 36. Birinci ile ikincinin çarpımı 12. 2 ile çarparsam eksi 24x artı 4x kare. Birinci, ikinci. Hep mantığımız aynı. Parantezin karesi ise, bir ifade parantezin karesi ise bu her zaman, her zaman olur. 49 eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 70x. 7 kere 5, 35. 2 ile çarparsam 70 yapar. Artı ikincinin karesi yani 25x kare. Ve son olarak hocam bu birinci ve ikinci. Bir sürü örnek yaptık. Muhtemelen yani başa sarıp sarıp gerekirse izleyip anlayabilirsiniz yani. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x ile y'yi çarparsam 2xy olur. 2 ile çarparsam 4xy olur. Ve ikincinin karesi artı y kare. Evet. Şimdi de geometrik şekillerin alanını cebirsel yani harflerle ifade etmeyi öğreneceğiz. Önce ben size bunu farklı bir yani günlük hayattan basit şeylerle anlatacağım. Daha sonra harfli ifadeye geçeceğiz. Bir tane kare çizeyim. Diyelim bir tane karemiz var. Karenin bir kenarı 5 olsun. Şimdi şuralarda 1 olsun. Bana şu taralı alan kaçtır diye sorduğumda siz ne dersiniz? Hocam tamamı 25'tir. 5 kere 5'ten 25'tir. 25'ten şu 1'i 1 kere 1 1 oluyor ya. 1'i çıkartırım, alanını çıkartırım. Bana 24 cevabını verirsiniz. Ekranı saymadı pardon. Tamamı 25 olur. 25'ten 1 çıkar. Cevap 24 olur. Bu mantığın aynısını uygulayacağız. Şöyle ki hocam bunun tamamı bir kenarı x bir kenarı x ise tamamı x karedir. Eksi. Hocam y çarpı y'den de burası y kare olur. Yani x kare eksi y kare olur. Ve hocam hatırlıyorsak bu iki kare farkıydı. İki kare farkı nasıl yazılır? Bir eksili bir artılı. O zaman x eksi y çarpı x artı y. Devam edelim. Hocam tamamı 5 çarpı 5'ten 5'in karesi olur. Yani 25 olur. Şu beyaz kısmı çıkartacağım. X kare. Bu şekilde bırakabilirim. Ama ben çarpanlara dağılmak istiyorsam bir bu iki kare farkıdır. Niye? Bu 5'in karesi, bu x'in karesi ya.
O zaman ben bunu 5 eksi x çarpı 5 artı x diye yazabilirim. Devam edelim. Mantığımız hep aynı. Bize sarı bölgenin alanı lazımsa şu iki kenarı bulmam lazım. Hocam şimdi burada 2 ise burada 2'dir. Buraya 2 ise burada 2'dir. Tamamı x olduğu için buraya ne kalacak? X eksi 2 kalacak. Bunlar önemli. Çünkü çok göreceğiz bu tür ifadeler. Tamamından çıkartıyorum. X eksi, hatta renkli bir koyu renkli bir şey yapayım. X eksi 2 olur. Hocam aynı şekilde buraya 2 ise burada 2'dir. Buraya 2 ise burada 2'dir. O halde buraya tamam x olduğu için şu 2'yi çıkartırsam x eksi 2 olur. O halde bu sarı bölgenin alanı x eksi 2 çarpı x eksi 2'dir. Yani x eksi 2'nin parantez karesidir. Hocam ben bunu öğrenmiştim kısa yolunu. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bravo. O zaman devam edelim. Benden sarı bölgenin alanını istiyor. Ya bu tarz sorular direkt böyle çıkmıyor. Nasıl çıkıyor peki? İşte adamın bir arazisi var kare şeklinde. Bu sarı bölge yeşil işte yeşillik alanı veya diyor ki ben bu havuzu bu yeşilliğin ortasına bir havuz yapmak istiyorum. Bu durumda geriye kalan yeşillik ifade eden cebirsel ifade hangisidir? Alanı ifade eden cebirsel ifade nedir diye sorabilir bize. Yani bu tarz böyle sorular gelebiliyor. Ama bu şekilde geliyor yani. Direkt bizim şu anda benim çözdüğüm soru şeklinde çıkmıyor sınavlarda. Ama siz bu mantığı anlamazsanız onu da yapamazsınız. O yüzden önce bunları yapmamız, bunları öğrenmemiz lazım. X çarpı x tamamı x kare eksi şu bölgeyi çıkarmam lazım. Bu bölge ne? 4y kare. 4y kare. Bu şekilde bırakabilirsiniz ya da ne yaparsınız? Bu x'in karesi, bu da 2y'nin karesi ya. Bu nedir? 2 kare farkıdır. Yani x eksi 2y çarpı x artı 2y'dir. Bol bol örnek çözelim, ihmal etmeyelim. Çünkü bu konular hem LGS ayrıyetten lise hayatınızda çok büyük yer kaplıyor. Matematiğin, geometrinin yani geometri konuları da göreceksiniz. Daha ayrıntılı. Orada da bol bol karşınıza çıkıyor. O yüzden iki kare farkı ve tam kare ifadeler, özdeşlikler bizim için çok önemli. Lütfen iyi kavrayalım, bol soru çözelim. Bazen de bu tarz sorular ile karşılaşabiliyoruz. 207'nin karesi eksi 203'ün karesi eşittir 410 çarpı a ise a kaçtır? Gidip 207'nin karesi ile 203'ün karesini almayacağım. Alabilirim, yanlış olmaz ama benim için vakit kaybı olur. Benim için vakit değerli. Şimdi diyelim bu a olsaydı, bu b olsaydı yani a kare eksi b kare olsaydı. Biz bunu nasıl yapardık? A eksi b çarpı a artı b diye yapardık. O halde a yerine 207'nin geldiğini düşünün. O zaman 207 eksi 203, 207 artı 203. Yapalım. 207 eksi 203 çarpı 207 artı 203 eşittir 410 çarpı a. Hocam şu ifade 4'e eşittir. Yani 4 çarpı bu ifade de 410'a eşittir. O da eşittir 410 çarpı a. Bunlar sağlı solu birbirine eşitse o zaman A ne olacak direkt? A eşittir 4. Bu da aynı mantık. 103'ün karesi eksi 97'nin karesi. Yani bu iki kare farkı. Yani 103 eksi 97 çarpı
103 artı 97 eşittir 3 çarpı b. Bu çıkarma işlemini yaptığınızda 6 çarpı 200 eşittir 3 çarpı b. Bilinmeyeni arıyorsam ben ne yapmam lazım? Her tarafı bilinmeyenin yanındaki sayıya bölmem lazım. 3 gitti. Hocam şu 6 ve 3'ü sadeleştirirsek burada 2, burada 1 kalır. O zaman b eşittir ne olur? 2 çarpı 200'den 400 olur. Evet. Devam edelim. Az önce gösterdiğim 2 kare farkıydı. Bir de bazen şu tarz ifadelerle karşılaşabiliyoruz. Burası önemli. Mesela bu ne? X kare eksi y kare eşittirelle. X artı y 10 ise x eksi y kaçtır? Şimdi ben şunun kaç olduğunu biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. 2 kare farkı bu. O zaman nasıl yazarım? Kalemi değiştireyim bir saniye. Şu şekilde yazabiliriz. X eksi y çarpı x artı y diye yazabiliriz şu ifade için. Eşittir 50. Hocam x artı y'nin ben 10 olduğunu biliyorum. Yani şurası 10. Şurası o zaman ne olacak? 50 olması için 5 olacak. Ha, x eksi y o zaman ne oldu? Eşittir 5 oldu. X eksi y eşittir 5. Şu ifadeyi hatırlıyor musunuz? Birincinin karesi, bir şeyin karesi, burada da bir şeyin karesi var. Ortada da bunların çarpımının, ya bu, bakın bu x'in karesi, bu y'nin karesi. Bunların çarpımının iki katı var. Ve arada da eksi olduğu için ne olacak? Aslında bu neye eşit? X eksi y'nin parantez karesinin ta kendisidir. Yani bu soruda gidip 2006'nın karesini alacağım, 2001'in karesini alacağım. Sonra bunları çarpıp iki katını alıp bir de çıkarım yapacağım. Gerek yok. Bu x eksi y'nin karesidir. Yerini yazarsak 2006 eksi 2001'in parantez karesi. Yani 5'in karesi, o da eşittir 25 olur. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.